Sevgili izleyenler, asfalt çalışmalarını birlikte izliyoruz. Çergeç Belediye Başkanı Hasan Sobacı ile birlikte. Başkanım, Çergeç'in %95'lik yol sorunu ortadan kalktı. Şu anda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Çergeç'in tamamlandı yol çalışmaları. Ne kadarlık bir asfalt döküldü, ne kadarlık taş döşendi? Şöyle, vatandaşlarımıza söz vermiştik. Demiştik ki, altyapısını tamamladığımız doğalgaz, kanalizasyon, su ve yer altında yapacağımız bütün yatırımlarımızı yaptığımız yollara asfaltını ve taş parkesini yollarla kaldırımla beraber yapacağım sözü vermiştik. Şu an işte 5. yılımızı dolduruyoruz. Bu sözümüzü çıkmayı hakkı bulunuyoruz. Çünkü her yıl sıcak asfaltımızı, statik asfaltımızı, taş parke bordürlerimizi döşüyoruz. Bu yılda yaklaşık 50 bin metrekare taş parke döşedik. 10 bin adet, 10 bin metrede bordür taşımız döşedik. Ve bunun yanında bazı yollarımıza daha yeni açtığımız, oturması gereken, sıkılaşması gereken yollara statik asfaltımızı yaklaşık 25 kilometre civarında döşedik. Bunun yanında birçok yıldır, uzun yıllardır yol olmuş, altyapısı tamamlanmış ve hakikaten konforlu bir yol isteyen vatandaşlarımız için de olması gereken yerlere de bu yıl yaklaşık 12 bin ton civarında sıcak asfaltımızı attık. Bugün sıcak asfaltımız sona eriyor ama bunun yanında fırsatımız olduğunda, yağmurlar, kar durduğunda, hava biraz ısındığında tekrar sıcak asfaltımızı bazı mahallelerimize eksik kalan yollarımıza yapmayı düşünüyoruz. Bizim tek amacımız var, vatandaşımız her yönden rahat, huzur, konforlu bir yaşam sunmak ve Çerkeş'te mutlu olmasını sağlamak. Bizim bütün yaptığımız her şey bu, hedefimiz bu. Çocuklarımıza güzel bir Çerkeş bırakmayı hayal ediyoruz. Bu hayallerimizin peşinde koşuyoruz. Teşekkür ederim. Satan başkan değil, yapan başkan. Başkanım, sıcak asfalt kaç kilometre demiştiniz? Kilometre bilmiyorum ama 12 bin ton sıcak asfalt attık. Yani bazı yerlerde 10 santim, bazı yerlerde 12-15 santim kalınlığında sıcak asfaltımızı döşedik. Tabii şu an kaç kilometre derse onu bilmiyorum. Fakat genelde 8 ile 10 metre elinde yollarımızı kaldırımları bordüre döşeyerek yaptık ki o zaman yolun hakikaten konforu güzelliği ortaya çıkıyor. Buna çok dikkatli. Tabii ilçemizin her tarafını güzel yollarla, bazı yollarla döşemek istiyoruz. Bazı bunları yapamadığımız yerler var. Mesela Ulus Mahallesi'nde soğuk asfalt çalışmaları yapıyoruz bizim yerlerde. Çünkü yollar yeni yapılmıştı. O yolların oturması, sağlamlaşması gerekiyordu. Altyapı çalışmaları daha yeni yapılıyoruz. Doğalgaz bazı bölgeye yeni geldi Ulus Mahallesi'nde. Ve bunun yanında kanalizasyon temiz işleri vardı. Bunlardan sonra önümüzdeki yıldan orayla sıcak asfalt yapmak yerine buluşturacağız. Daha konforlu bir yol yapacağız. Onun için Çerkeş'imizin bahsettiğiniz gibi büyük bir kısmı altyapı sınavlanan yolların tamamını yapmış olduk. Vatandaşlarımız bahsettiğim gibi her şeyin en iyisini alayım. Biz de her konuda en iyisini yapmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hedefimizi bu zaten.